Uçağın havadayken yakıtın bitmiş. Abi ben geceleri bir sarıyorum öyle şeylere. Atıyorum Bermuda üçgeni, yok bilmem ne beşgeni falan. Tribe giriyorum öyle uyuyorum. Murat Soner'e bakalım ha. Dizilerin etkilediği insanlar, Çukur Kurtlar Vadisi çok şeyi içerir. Ben de videoya başlarken yonklama mı yapayım? Bugüne kadar... ne yapayım? Ben de videoya başlarken yonklama mı yapayım? Bugüne kadar eleştirilerimi izleyip yorumlarda... E ama bu dizi... Diyenler, burada mısınız? Ha, diziler mi bizi etkileyecekmiş? Diyenler. Evet, Kerem Gök'ün kanalına bakıyorum bazen ve bayağı iyi yani, hani şey... Böyle enteresan. Burada mısınız? Bu videoyu izlediğinizde hala fikriniz değişmezse, sizin dizi hayranlığınızın geldiği boyutun çaresi bir video olamaz zaten. Size ancak psikiyatrisi diziler paklar. Bu video dizi ve film izleyerek hayatına yön verenler, hayatını karartanlar, Kerem, ve ne yapıyorsun hayat lan? Karartanlar da olabildiği üzerine. Dizi deyip geçtiğimiz eğlence anlayışının toplumu nasıl eğlendirdiği değil, nasıl etkilediği üzerine. Dizilerdeki yaşamlara özenip bir türlü mutlu olamayanlar üzerine. Abarttı. Şey beni dürttü. Anam avradım olsun, koluma vurup kaçtı ya. Tabii ya. Harbiden diyorum bak, böyle parmağınla şöyle gezdirdi ya. İçim ürperdi yemin ediyorum. Bir türlü. Farkında mısınız? Herkesin ağzında aynı laflar var artık ya. Allah'ım inşallah sosyal medyada kitleniz verir. Mutlu olamayanlar üzerine. Abarttığımı düşünenler varsa sadece 145 TL borç için arkadaşının üzerine alkol döküp diri diri yakarak ölmesine sebep olan ve polise Kurtlar Vadisi dizisinden etkilendiği için yaptığını itiraf eden şahıstan bahsederek başlayabilirim. Hatırlarsanız Kurtlar Vadisi'nde de Kibritçi Cevat adında bir karakter diri diri insan yakıyordu. Sanırım bu biraz ağır bir başlangıç oldu. O zaman size Afganistan'da yine Kurtlar Vadisi'nden etkilenen bir çocuğun arkadaşını boğarak öldürmesinden bahsedeyim ama... Bu da hafif olmaz. Gerçi hafif örnekler vererek de olayın ciddiyetini anlatamam zaten. Ama yine de hafif olsa da olayın ciddiyetini anlatabilecek başka bir örnek de Tokat'tan. Çukur dizisinden etkilenip soyadlarını Koçovalı olarak değiştiren... ya abicim ya. Neden ya? Ne gerek var abi, o senin soyadın ya. Of, dur bakayım, dayıma saçlama yapmış. Koçovalı olarak değiştiren aile. Benim ufak oğlanın bu filmin hastası, yeni bir doğacak çocuğu var, adını da Yamaç koyacak. Yamaç Koçovalı olarak koymayacak. Yok artık, nasip kız mı olur, erkek mi olur? Peki diziler... kız mı olur, erkek mi olur? Ama adı soyadı Yamaç Kosovalı. En çok kimleri etkiliyor? Koçovalı mı, Kosovalı neydi derseniz, bilmiyorum. Evet, elinde bıçakla izlediği tarihi dizinin gazıyla, el kadar çocuklarının yanında, sinkaflı küfürlerle, sandalye bıçaklıyor, elinde kılıçla... Televizyondaki keferileri kesen, milli duyguyu yaşamak için milli maça bile ihtiyaç duymayan amcalar da var. Ama diziler en çok çocukları etkiliyor. Böyle bir ortamda büyüdüğü için şiddeti normal olarak gören çocukların büyüdüklerinde o şiddeti yakındakilerine uygulaması çok da şaşırtıcı olmayabilir. Ama dizilerin çocuklar üzerindeki etkilerinden daha somut örneklerle bahsetmek gerekirse, zamanında yine Kurtlar Vadisi'nden etkilenip Osmaniye'de bir ilköğretim okulunda oyuncak otomatik silahlarla okulda mekan basmaca, boğaz sıkmaca ve kafa kesmece oynayıp bunları da videoya kaydeden çocuklar, bak ben Pokemon oldum deyip 5. kattan... Saruhan'da hocayı kaydatmayacaktım ya. Vallahi diyorum şu an canım sıkıldı. Yani çocuk da cabası ama çukur dönmesi ve tişörtü giyip aynı mahalledeki 6 çocuğu gasp eden çocuklar da var. Çukur, ha şu silah kaçakçılığı, adam yaralama, adam öldürme, organize suç örgütü olmak gibi unsurları, böyle koruyucu, kendi halinde bir mahalle olmak, hatta bayrağına varana kadar vatan gibi savunulan bir olgu tadında gösterildiği diziden bahsediyorum. Hani böyle bazı ülkelerde Çin mahalleleri olur ya, bizim memlekette de Çukur mahalleleri var artık. Bakınız, bu görüntülerde Erzurum'da. Yok, gizlilik sözleşmesinden dolayı WhatsApp kullanmayı bırakıp çatılardan atlayarak haberleşmiyorlar. Gerçi öyle yapsalar deminden beri anlattıklarımdan daha mantıklı olabilirdi. Oğlum ben ne dedim, siz ne dediniz ya? Onlar sarıcak haber zannetti. Sarana jikam attın abi. Atilla'dan bahsediyorum abi, ya. Sarana jikam attın abi. Nasıl? Baştan beri anlattıklarım münferit olaylar mı? O zaman siz daha önce Polat Alemdar için gazeteye bunları biliyoruz zaten. Gazi ilanı veren iş adamından ve Süleyman Çakır karakterinin dizideki ölümünün 4. yıl dönümünde gazeteye ilan veren vatandaştan bir habersiniz. Evet, farkındayım, aynı dizilerden bahsediyormuşum gibi ama sadece onlar değil elbette. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynadığı Gümüş dizisinden sonra
Yemen'de boşanma davaları da artmış. Kadına demişler bir ekrandakine bakıyoruz bir de yandakine. Yok tam olarak öyle dememişler ama alt metnin o olduğunu tahmin etsek de mahkemede eşlerinden dizilerdeki karakterler kadar romantik olmadıkları için şikayet ettiklerini, başrol oyuncular gibi şık olmadıkları için de boşanmak istediklerini söylemişler. Ama çok uzağa ve eskilere gitmeye gerek yok bence. İzleyenlerin boşayacak bir eşi olmasa da bir dizi oyuncusuna gerçek hayattaki karısını boşayıp dizideki sevgilisiyle evlenmesi için tehdit edenler de var. Ya bu nasıl bir kafa oğlum? Ya bu nasıl bir kafa amına koyayım? Hangisi gerçek hayattaki, hangisi dizideki? Sol alttaki gerçek hayattaki eşi, sağ alttaki dizide birlikte oynadığı şey. Ya, ya millet beyinsiz amına koyayım ya. Ya şu kadıncağızın yaşadığı baskıyı düşünebiliyor musun? Eşinizle, bence bu baskı olamaz eşinizle ya. Ayrılmanız lazım. Dizi işte oyun dizideki karakterse daha çok yakışıyor. Daha çok yakışıyor. Evet. Oo! Buna kudum beyinsizleri ya. Hani şu dizi çiftlerinin isimlerinin hecelerini birleştirip yarattıkları o kod isimlerle anlaşan mutasyona uğramış toksik hayran kitlelerinden bahsediyorum. Bazıları o kadar yalnızlar ki kendi hayatlarında o kadar sevgisiz bırakılmışlar ki. Aklın yolu bir ya. Dizilerdeki karakterlerin sevgileri bile kendilerine sevgi damıtmak, kendilerine hayali akrabalar yaratmak için yetip artıyor bile. İşte durum böyle olunca bir dizideki karakterin intiharı gerçek hayattaki 14 yaşındaki bir kızın intiharına sebebiyet verebiliyor. Ve sosyal medyadaki lüks ve sahte hayatlara, sonra da kendi hayatlarının arasındaki uçurumlara bakıp mutsuzluğuna mutsuzluk katan yeni neslin üzerine giden diziler de her gün her yerde. Yalılardaki kahvaltılarına bile gece kulübüne gider gibi inen karakterlerin lüks arabalarıyla geldikleri babadan kalma holdinglerinde sakar kazanına çıkan karakterlerin olduğu dizilerden bahsediyoruz. Ama sanmayın ki bu kurgusal karakterler ve hikayelerden etkilenen sadece biziz. Amerikan mahkemelerindeki jüri üyeleri de CSI yani suç mahalli araştırma temalı dizilerden etkilenip bir ceza davası sırasında gereksiz yere mahkumiyet ya da beraat vermeye başlamışlar. Başlamışlar dediğim bundan yıllar önce ve hala. Hatta O.J. Simpson davası da onlardan bir tanesi olarak adlandırılıyor. İddiaya göre O.J. Simpson iki çocuğunun annesi olan eski karısını ve eski karısının sevgilisini öldürmüş ama yine de jüri kararıyla beraat etmişti. Yani özetle bir dahakine yaptığım herhangi bir videonun altında ya da herhangi bir yerde... Yani bu bir dizi biliyorsun değil mi? Çok abartıyorsun da. Yazan ya da diyen birilerini görürseniz bu videonun linkini verin ne olur. Ama inanın haklı çıkmak için değil. Bugüne kadar yaptığım gibi yine birilerini, özellikle dizilerden örnek ya da mutsuzluk alanları uyandıramasam da bir dürtmek için yaptım bu videoyu. Her gece ekranlardan evimize pompalanan yaşamların doğurduğu ya da doğurabileceği sonuçları gösterebilmek için. Tabii dizilerin düzelmesini beklemeden tüm bunların önce eğitimle çözülebileceğini söylememe de gerek yoksa. Tabii ki aile içinden başlayan eğitimle. Evet, izledikleriniz sizin aynanızdır. Ama yine de ne izlediğinizden daha çok, izlediğinizden ne anladığınız önemli. Çünkü verdiğim onca örneğe rağmen dizi izleyip bilim insanı olan, dizi izleyip evinde araba yapan da var. Vay be. Nasıl bir makyaj lan? Bu makyajı kim yaptı? Final yapan, düğün yapan diziler. Artık aynı yorumları yapmayacağım. Benim düşüncemi biliyorsunuz bu konuda. Aynı şeyleri söylemeyeceğim. Bu adamcağız da yılmadan anlatıyor. Onu izle. Ne ki o?